Nasıl bu gördüğünüz ağ kablosuyla iki bilgisayarı haberleştirebiliyorsak, bu elimde gördüğünüz iki kısa jumper kabloyla iki Raspberry Pi Pico'yu da haberleştirebiliyoruz. Tabi bilgisayarlar TCP/IP protokolünü kullanırken Pico'lar UART'ı kullanıyor. Bu anlamda ikisinin de kablo kullanması, kablo iletişim kurması dışında pek bir ortak noktaları yok. Ama neyse, giriş için bir örnek kullanmak istedim, anladınız siz. Pico'nun kablosuz varyanta W çıkar çıkmaz düz Pico'ların pabucu adeta dama atıldı ve bu beni biraz üzüyor açıkçası. Çünkü onlar da hala pek çok proje için işlevsel. Tamam, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri yok belki ama bu onların iletişim kuramayacağı anlamına gelmiyor. Bu videoda anlatacağım kablolu iletişim tekniğiyle Pico'larınızın birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayabiliyorsunuz. Pico'nun iki ayrı UART portu var ve bunlarla farklı aygıtlarla birbirinden bağımsız iletişim kurabiliriz. İlk UART portu veri alımı ve gönderimi için GP0 ve GP1 pinlerini kullanırken ikinci port GP4 ve GP5'e bağlı. Biz de UART'ı kullanarak iki Pico'yu birbiriyle haberleştireceğiz. Yaptığım örnekte Kevin McAleer'ın EasyComms kütüphanesini kullandım. İlk Pico'ya bir potansiyometre bağlı ve bu potansiyometreden yapılan analog okuma verisi UART üzerinden ikinci Pico'ya gönderiliyor. İkinci Pico'da bir LED ışık şiddetini PWM sinyal kullanarak potansiyometreden yapılan okumaya göre ayarlıyor. Benim örneğimde Pico'lar saniyede onlarca kez haberleşiyorlar ama siz örneği değiştirip belirli eylemler gerçekleştiğinde bu iletişimin kurulmasını sağlayabilirsiniz. Kullandığımız kütüphanenin ve tabii ki UART protokolünün güzel yanı çift yönlü iletişime imkan tanıması, yani her iki Pico'da birbirine mesaj alıp gönderebiliyor. Kablolama ekranda gördüğünüz gibi ilk Pico'nun GP0 ve GP1 pinini diğer Pico'nun sırasıyla GP1 ve GP0 pinlerine bağladım. Bu pinlerin bir diğer adı da TX ve RX. İngilizce alım ve gönderimin kısaltmaları. Yani ilk Pico'nun alım pinini diğer Pico'nun gönderim pinine, ilk Pico'nun gönderim pinini de diğer Pico'nun alım pinine bağladığımızda karşılıklı olarak iletişim için kurulmuş oluyorlar. Tek yapmanız gereken bir de bu Pico'ların toprak pinleri arasına bir kablo çekmek. Ben görebildiğiniz gibi iki Pico'yu da bu kısa USB kablolarıyla bilgisayarıma bağladım ve Python editörüm Tony'nin ayarlarına gidip aynı anda yalnızca tek bir Tony çalıştırmaya izin ver seçeneğindeki işaretlemeyi kaldırdım. Bu sayede aynı anda iki Tony penceresi açıp her birinin farklı Pico'lardaki kodları çalıştırmasını sağladım. Bunun için ayarlardan yorumlayıcı sekmesine gidip buradan port seçimi yaptım. COM3 ve COM4 Pico'ların takılı olduğu portlar. Şimdi her iki Pico'daki kodları da çalıştırdığımda Tony konsolunda birbirlerine gönderdikleri verileri görebiliyoruz. Potansiyometreyi çevirdikçe raporlanan sayının nasıl artıp azaldığını fark etmişsinizdir. LED'e baktığımızda onun da şiddeti artıp azalıyor. Tabii ki bu kodların çalışması için mutlaka bilgisayara takmak ve Tony'de az önce bahsettiğim ayarları yapmaya gerek yok. Ben sadece veri alıp verdiklerini gösterebilmek için bunu yaptım. Kodların adını main.py'ye yaparak Pico'ya güç verir vermez bu kodların çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bir powerbank'e takarak iki Pico'yu da bunların kendi aralarında az önce gösterdiğim şekilde haberleşmesini sağlayabilirsiniz. Pico'lardaki kodlara ve detaylarına bakalım biraz da şimdi. Her iki Pico'ya da atmanız gereken EasyComms kütüphanesi var öncelikle. Daha sonra potansiyometrenin bağlı olduğu Pico'ya potansiyometre.py kodunu, LED'in bağlı olduğu Pico'ya da LED.py kodunu atıyoruz. LED.py içindeki kodlara bakalım biraz. Baştaki 3 satır kodlu kütüphanelerimiz dahil ediliyor. Bunlar arasında GPIO pinleriyle etkileşime girebilmemiz için ve PWM sinyaller gönderebilmek için kütüphanemiz, EasyCom kütüphanesi ve bekleme yapmak için kullanabileceğimiz Time kütüphanesi var. LED'e bağlantı yaptığımız 15 numaralı pini PWM pini olarak belirliyoruz. Sonra COM1 isimli bir EasyComms nesnesi yaratıyoruz ve 0 numaralı UART portunu kullanıp 9600 baud değeri belirlediğimizi belirtiyoruz bu port için. Daha sonra mesaj altında bir değişken yaratıp önce içeriğini temizliyor ve sonra az önce oluşturduğumuz COM1 nesnesinden gelen veriyle dolduruyoruz bunu. Eğer mesajın içeriği boş değilse konsola mesaj alındığıyla birlikte mesajın içeriğini yazdırıyoruz ve 15. pinin PWM sinyal değerinin bu mesaj olmasını sağlıyoruz. Böylelikle LED'in ürettiği ışığın şiddeti değişiyor. Potansiyometre kodu da diğerkine oldukça benzer. Farklı olarak potansiyometrenin kısaltması POT adında bir değişken tanımlayıp bunun 26 numaralı pinden analog okuma yapmasını sağlıyoruz. 26. pin potansiyometreyi bağladığımız pin. Sonra da bu okumayı UART üzerinden gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, bu Pico'lar arası iletişim rehberimizin kablolu ayağıydı. Bunun bir de kablosuz gelecek. Onu da iki Pico W'yu kullanarak Bluetooth üzerinden yapacağım. Tabii ki kablosuz iletişim biraz daha fazla rağbet görecektir. İster aracınız için uzaktan kumanda tasarlıyor olun, ister projenizdeki birden fazla modülü birbiriyle haberleştirmek isteyin, Bluetooth üzerinden Pico'lar arası kablosuz iletişim çok pratik. O videomuz da yayınlanır yayınlanmaz kanalda bildirim almak için şu an SunMarket'e abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca videomuz hoşunuza gittiyse beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bir başka hobi elektroniği videosunda görüşürüz.